أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nahl suresi 70. sayfada beraberiz. Vallahu ve Allah halakakum, Allah sizi yarattı. Buradaki kum siz anlamında, halaka kum sizi yarattı, summe sonra yeteveffekum sizi öldürecektir, sizi vefat ettirecektir. Ve minkum, min danden demek, kum siz, aynı zamanda minin içerisinde var anlamı da vardır. Yani sizden var. Ve minkum men, an en kimse, yuraddu döndürülen, ile erzelil umri, yani hayatın en rezil haline döndürülecek, ulaştırılacak kimseler vardır. Likey sın diye, le ya'leme, likey le olunca mısın diye, likey le ya'leme, bilmesin diye, ba'de ilmin, bade ilmin şey'e, herhangi bir ilimden, bildikten sonra bir şey bilmez hale gelsin diye, bir şey bilmesin diye Allah'ın kendilerini ömrün en rezil haline döndürdüğü kimseler var. İnnallâhe, şüphesiz Allah alimun, alim, kadir, aynı zamanda kadir, her şeye gücü yetendir. And Allah has created, Allah sizi yarattı. Buradaki has created ifadesi geçmişten bugüne bir eylemin devam ettiğini anlatıyor. Yani geçmişten bugüne Allah sizi yaratmaktadır. Created you, and then, sonra he will cause you to die. O sizin ölmenize sebep olacak. Yani öldürecektir demek yerine ölmenize sebep olacak. And of you there are some, ve sizden some who are sent back, gönderilen, to senility. Senility bunaklık, yaşlılık hali. Bunaklığa döndürülecek kimseler vardır. So that sın diye, they know nothing, o zaman nothing olunca mustn, hiçbir şey bilmesin diye, after having known much, birçok şeyi bildikten sonra sizden bir kısmı yaşlılığın ya da ömrün en rezil haline döndürülecek. Truly, doğrusu, Allah is all knowing, Allah her şeyi bilen, all powerful, aynı zamanda da her şeye gücü yetendir. Tabii bu durumu toplumda yaşıyoruz. Çünkü bazı insanların çok yaşlı bir hale geldiğini, hatta geçmişinde çok farklı statülerde, makamlarda olmalarına rağmen, çok şey biliyor olmalarına rağmen, yaşlılık hallerinde maalesef çok acı bir halde, o bildikleri bütün her şeyi unutmuş, ne yaptığını bilmez bir halde, tamamen başkalarına muhtaç bir halde olduklarını görüyoruz. Bunlar da aslında Allah'ın ayetinde bahsettiği ve bizlerin de ibret almamız gereken şeyler. Rabbim bizleri kimseye muhtaç etmesin ve aynı zamanda müminleri kimseye muhtaç etmesin. Huzuruna çıktığımızda sapasağlam, aklımız başımızda, ona İman dolu bir halde olabilmeyi bizlere nasip etsin. Vallahu, Allah kaddale, tercih etmiştir ya da üstün kılmıştır. Ba'dakum, bir kısmınızı, ale ba'din, bir kısmınızın üzerine üstün kılmıştır. Rızık bakımından Allah sizin bir kısmınızı üstün kılmıştır. Ve artık ya da bu yüzden mellezine fuddilu, yani
Tercih edilenlere gelince, tercih edilenler biraddi. Burada değil anlamda, yani ellezine fuddilu, tercih edilenler, me biraddi, verecek değildir rızkıhım, rızklarını, ale üzerine, me meleket eymanuhum, ellerinin sahip olduğu kimselere mallarını, mülklerini verecek değillerdir. Fehum, ve bu yüzden, bundan dolayı fihi seve, ki bunda eşit olurlar diye. Mımi sorusu ve artık öyleyse bi ni'metillahi, bu buradaki bi aslında yechadune bi, bir şeyi bile bile inkar etmek anlamında. Yani onlar yechadune bi ni'metillahi, Allah'ın nimetlerini mi inkar ediyorlar? En Allah has preferred, bu prefer tercih etmek anlamında ve geçmişten bugüne bu eylemin devam ettiğini anlatmak için bu yapı, yani present perfect have ya da has fiilin üçüncü hali kullanmış. Has preferred some of you, yani sizin bir kısmınızı, Ebu Adas, diğerlerini üstün kılmıştır. In wealth, zenginlikte, and properties, mülk bakımından, tabii orada rızkı zenginlik ve mülk diye yorumlamış İngilizce, zenginlik ve mülk bakımından sizin bir kısmınızı diğerlerinin üstünde tutmuştur, onlara üstün kılmıştır. Then, bu yüzden, belki bundan dolayı, denin sonra diye çevrilmesi de mümkün. Those who are preferred, yani o tercih edilenler, üstün kılınanlar, will by no means, hiçbir şekilde handover teslim etmeyecek. Bu handover teslim etmek, vermek anlamında, ikisi beraber. Their wealth and properties, zenginliklerini ve mülklerini, to those slaves, yani o kölelere, whom their right hands possess, sağ ellerinin sahip olduğu, bunu ellerinin altında olanlar diye Türkçe'ye o şekilde de çevirmek mümkün, sağ ellerinin sahip oldukları kimselere o zenginliklerini vermeyeceklerdir. So that they may be equal, yani eşit olabilirler diye, with them in respect thereof, yani o saygınlık bakımından diyebiliriz. Ya da bu konuda, bunun üzerinde, bu bakımdan, yani o zenginlik bakımından, bu respect bakımından diye de almak mümkün. Zenginlik bakımından ya da o rızıklarının diğerlerinin fazlalığı, eğer verdiklerinde bu sefer bir eşitlik olmasından çekindikleri için bunu vermezler. Bunu vermek istemezler. So they then, öyleyse onlar deny, inkar mı diyorlar? The favor of Allah, yani Allah'ın desteğini, Allah'ın nimetlerini, lütuflarını mı inkar ediyorlar? Tabii bu ayeti üzerinde düşündüğümüzde, ayetin üzerinde düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Allah insanların bir kısmını diğerlerine üstün kılmıştır. Ki bu hepimizin şahit olduğu bir şey. Bazı insanların mal varlıkları fazla ve başka insanları kendi emirlerinde çalıştırmaktadırlar. Ve bu insanlara gidip, hadi mülkünüzden bir kısmını şu emrinizde çalıştırdığınız insanlara verin deseniz, bunu kimse kabul etmez. Çünkü bu durumda ne olacak? Eşitlik olacak ve dolayısıyla onlara daha önce çalıştırırken artık güçleri yetmeyecektir. Onların arasında tabii bunu bilip teşekkür eden kimseler de olabilir, nankörlük etmeyen kimseler de olabilir ama onların içerisinde belki gerçekten o mülke sahip olduktan sonra mal mülk sahibini rezil edecek, adeta ondan intikam almak isteyen tipler de olabilir. Bu noktada zaten bunu kimse kimseye vermiyor. Ve bu durumdayken de Allah'ın nimetlerini mi inkar ediyorsunuz? Allah-u Teala sahip olduğumuz her şeyi bizlere veriyor ve bizlerin emrine sunuyor. Ve bu konuda da
bizden sadece kendisine kulluk etmemizi istiyor. Ve rızıkla ilgili meselede Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Allah dilediğine hesapsız rızık verir diye buyuruyor. Bu noktada bizlere düşen şey, biz tabii ki insanoğlunun en büyük kaygılarından biri özellikle son dönemlerde rızık olmuştur. Aslında bu rızık kıyaslandığında, geçmişte değerlendirildiğinde gerçekten bugün çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Tabii dünyanın farklı yerlerinde sıkıntı yaşayan insanlar olabilir ama bugünün şartlarını bir 20-25 yıl öncesiyle kıyasladığınızda gerçekten çok fazla bir değişim olduğunu, ülkemiz şartlarında olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen geçmiş rızık bakımından bundan daha iyidir falan gibi şeyler duyabiliyoruz. Hani bunu 15 yaşında bir çocuk bilmeyebilir. 10 yaşında bir çocuk anlamayabilir ama genel anlamda bir 25 yıl, 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda bir takım farklılıklar söz konusu ve bu zenginliğin içerisinde bile geçmişte kıyasla söylüyoruz. Tabii ki daha iyisi olabilir. Rabbim bütün insanlara çok daha iyisini nasip etsin. İnsan her geçen gün rızkın peşinde koşmakta, rızkını aramayı her şeyin önüne koyabilmektedir. Tabii insanın rızık araması kadar doğal hakkı, rızık aramak gibi bir hak onun doğal hakkıdır. İnsan bunu ibadetlerin önüne koyduğu vakit, rızık aramayı Allah'a karşı sorumlulukların önüne koyduğu vakit burada sıkıntı başlar. Ve kazandığı şeylerin de onun için bir kıymeti olmadığını bilmemiz lazım. Bu çocuklarımız için de böyledir. Yani çocuklarımız sabah 8'den akşam neredeyse 5'e kadar, tabii daha erken saatlerde evlerden çıkıyorlar okula yetişmek için. 6-6.30 gibi servise binip gidiyorlar. Hatta adı dinini öğrensin diye kurulan okullar oluyor. Orada bile maalesef ibadetlerini yerine getirmiyor çocuklar. Tamamen böyle test çözecekmiş, soru çözecekmiş, yemek yiyecekmiş, oyun oynayacakmış. Buna, yani okul bunun için kurulmuş. Yani insan dinini öğrensin, Kur'an'dan ayetler öğrensin, Allah'a karşı sorumluluklarının ne olduğunu bilsin ve bunu uygulasın diye okullar açılmış ama maalesef bu okullarda dahi böylesi bir uygulama eksik, yetersiz. Rabbim en azından o okullarda gereği gibi kendisine kulluk eden bir nesle sahip olmayı bizlere nasip etsin. Ve onların oralarda öğrendiklerinde bütün insanlara, bütün farklı inançlarda olan kimselere anlatabilmeyi bilen bir nesil bizlere nasip etsin. Vallahu Allah ceale kıldı, yaptı. Lekum sizin için, min enfisikum kendi nefislerinizden, ezvecen eşler kıldı, yaptı. Ve ceale lekum yine kıldı, yaptı. Min ezvecikum eşlerinizden, benine oğullar ve hafedeten torun anlamında. Ve razakakum sizi rızıklandırdı, minet tayyibat güzel olan şeylerden rızıklandırdı. Mümin sorusu fe öyleyse efe bil batili batıla yu'minune onlar yoksa batıla mı inanıyorlar ve bi ni'metillahi ve Allah'ın nimetlerine hum yekfurun ve onlar Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar. Bakınız buradaki bi efe bil batili derken yu'minune bi, yani aslında mesela onlar batıla inanıyorlar diye bir cümle kurmuş olsanız yu'minune bil batili şeklinde, bu şekilde söylersiniz. Tabii Kur'an-ı Kerim'in söyleyiş şekli dil kurallarının dışında olabiliyor. Ya da dil kuralları Kur'an-ı Kerim'e göre şekillenmiştir. Yani bu dil kurallarının dışında demekten daha doğrusu Arapça'da böyle söylemler zaten var. Ve Kur'an-ı Kerim'le de bunlar iyice kurallaştırılmıştır. Bazen
bunu araştıran insanlar da var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Arapçanın kurallarına uymayan ifadeler gibi. Tabii Arapçanın kurallarını hak kabul ettiğinizde öylesi bir durum ortaya çıkıyor. Ama Rabbimiz bütün kelimelerin sahibi odur. Bir şeyi nasıl diyeceğinin en iyi kararını o verecek. Yine şurası da mesela yekfurune bi ni'metillah. Yani onlar Allah'ın ayetlerini inkar ederler anlamında. Tabii önce Allah'ın nimeti ifadesi gelmiş. Ardından da yekfurun diyerek fiil gelmiş. And Allah has made for you. Allah sizin için kıldı yaptı. Ezvaç, eşler, mates, yine eş or wives, hanımlar. Of your own kind. Yani sizin kendi türünüzden eşler kıldı yaptı. And has made for you. Sizin için yaptı from your wives, eşlerinizden, sons, erkek çocuklar, yani grandsons, yine torunlar. Burada da aslında benine derken evlat olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda grandsons, yani torun ifadesi, kız torunları, granddaughters şeklinde de değerlendirilebilir. Yani burada sadece erkek çocuklar ve erkek torunlardan bahsedilmiş. And has bestowed on you ve size bahşetti, lütfetti good provision, güzel nimetlerden, güzel rızıklardan size rızık verdi. Do they then believe? Öyleyse bu kimseler in false deities, sahte tanrılara inanıyorlar and deny the favor O Allah, Allah'ın kendilerine olan nimetini inkar mı ediyorlar? By not worshipping Allah alone. Yalnızca ve yalnızca Allah'a ibadet etmeyi yapmayarak, yani ibadetler konusunda Allah'a dua etme noktasında ona kulluk etmeyerek bunu inkar mı ediyorlar? Bu noktalarda da maalesef artık İnanıyorum, Müslümanım diyen insanların bile Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirme noktasında sıkıntılar olduğunu görebiliyoruz. İnşallah Rabbim o kimselere bizden nasıl bir kulluk istiyorsa onlara da aynı zamanda bizlere de bizden gerçekten nasıl kul olmamızı istiyorsa o şekilde kul olabilmeyi bizlere nasip etsin. Bunun da temeli niyetlerle. Rabbim tabi niyeti veren de Allah'tır. Bunun için de dua etmek lazım. Rabbim niyetlerimizi güzel kılsın. Ve ya'budune. Onlar ibadet ediyorlar. Min dunillahi. Allah'ın yerine. Me le yemliku. Bu me şey. Le yemliku. Sahip olmayan, malik olmayan. Lehum rizkan. Kendiler için bir rızka sahip olmayan. Mines semaveti. Göklerden. Vel ardi. Veyahut yerden şeye, hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir rızka sahip olmayan gökten veyahut yerden ve le yestati'un aynı zamanda buna güç yetiremeyen, yani böyle bir istekleri de olsa gökten veyahut yerden herhangi bir rızka, yani insanlar için bir rızka sahip olmak isteseler de buna güç yetiremeyecek kimselere kulluk ediyorlar. Yani bu kulluk meselesi hakikaten farklı. Dünyada herhangi bir şey bizim Allah'a karşı kul olmamızı, bunun adı ne olursa olsun, Allah'a karşı kul olmamızı engelliyor ise o şeyden bizim çocuklarımızın uzak durmamız lazım. Ve yalnızca ve yalnızca Allah'tan istemeyi, ki bu çok önemli bir mevzu aslında. Yani sahabe efendilerimizin içerisinde böyle giderken atının üzerindeyken ya da devenin üzerinde kırbacı elinden düştüğünde etraftaki insanlardan istemek yerine, bu kadar basit bir şeyi istemek yerine inip kendisi alan insanlar bile var. Yani sahabeler olduğundan bahsedilmekte. Rabbim bizlere de öyle bir şuur nasip eder. Yani bu düşünceyle yaptığımızda gerçekten çok anlamlı oluyor. Çok küçük şeyleri dahi kendimiz yaparak ve herhangi bir talebimiz, isteğimiz olduğunda bunu ancak Allah'tan isteme gibi bir
yaşantıyı Rabbim bizlere nasip etsin. And they worship others besides Allah. Onlar Allah'ın yanı sıra başkalarına ibadet edenler. Such as do not yapamayacak and cannot own. Yani sahip olmayan bir de sahip olamayacak. İki türlü çevrilmiş. Own any provision for them. Onlar için herhangi bir rızka from the heavens, göklerden, or the earth veya yerden herhangi bir rızka sahip olamayacak kimselere ibadet ediyorlar. Hata etmişse hatalarımızı affolsun. Sadakallahu azim.